Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. İpim Leylak 732 yeşil numarası. Şimdi arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar yine boncuklu bir model tarif edeceğim. Çok kolay. 6 tane kırmızı, bir tane beyaz, altı tane sarı, bir tane beyaz. Elimde bu renkler olduğu için bu renklerle yapacağım. Siz arkadaşlar rengarenk yapabilirsiniz. Sarı, pembe, mavi böyle normal taş boncuklardan da güzel olur. Bu şekilde bu rengarenk böyle iç açıcı pembeler, maviler, morlar, eflatunlar koyarak da dizebilirsiniz. Böyle Hangi renkten seviyorsanız. Şimdi modelimi göstereyim arkadaşlar. Evet. Modelim bu. İğne oyası bir modeli. Bu iğne oyası modelini bu şekilde arkadaşlar sizler için tığa çevirdim. İğne oyasını bakın kenarlarını hemen bu şekilde zürafayla çıkıp ortasına da boncuklardan rengarek dediğim gibi böyle pembe, mavi, mor hangi rengi seviyorsanız bu şekilde dizip modeli yapabilirsiniz. Şimdi tığ çevirmiş halini göstereyim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de tığ çevirdim. Aynı şekilde zürafalar yerine böyle minik trabzanlarla yukarı doğru çıktım arkadaşlar. Elimde olan dediğim gibi boncukla bu şekilde hazırladım. Kırmızı ve sarı boncuğum vardı. Örnek amaçlı olduğu için bu şekilde sizlere bu renklerle gösterdim. Siz Tabii ki istediğiniz boncuk renkleriyle bunları değerlendirebilirsiniz şimdi yapım kısmına geçelim tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitleyerek bu şekilde başlıyoruz ve arasına da 10 tane tığ battı koyuyoruz şöyle sık iğne ile ipimizi sabitledik ve 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çekip bakın buraya bu şekilde bir tane tığ battı yapıyorum arada 10 tane bu şekilde mesafe bırakıyoruz 10 tane e iyi arkadaşlar sizler için de fazla hani kirp, minik böyle yapımı kolay bir model olduğu için fazla arasını açmaya gerek yok güzel durmaz o zaman bir zincirimi çektim hemen bu şekilde tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim altı tane zincir çekiyorum ve bakın ortada bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battımın içine sık iğne ile 6 zincirimi sabitliyorum. Ve 3 tane zincir çekerek düz yüzüne döndüm bu şekilde. Bir defa tığımın başını doladım. Hemen 2 iki alarak buraya bir tane trabzan yaptım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bir defa doladım. Buraya bu şekilde 4 tane trabzan yapıyoruz. 2 oldu. Kenarına 3 zincir bir defa dola hemen trabzanın arasına girip 2 2 olarak alıyoruz son kez yine 3 zincir bir defa doladım hemen trabzanımın arasına girip 2 şöyle 2 olarak aldım bakın arkadaşlar bu şekilde 4 tane trabzanı yaptık 12 tane zincir çekiyorum 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 zinciri buraya bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle yaptığımız işe bakalım arkadaşlar. Yaprağımız bu şekilde hazır. Sürafaya benzetmeye çalıştım bu şekilde. Şimdi dal yapıyoruz papatyamız için. 2 defa tığımın başını doladım ve 2 2 2 olarak aldım. Bakın trabzanımın üzerine 2 tane de zincir çekip şöyle boncuklarımı bırakacağım. Beyazımı alıyorum arkadaşlar. Beyaz rengi ayırıyorum. Bunu papatyanın ortasına koyacağız. 6 tane boncuğumu kırmızı boncuğumu bu şekilde iki zincirimin üzerine kapatıyorum. Şöyle iyice bir sıktıralım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi beyaz boncuğu alacağım. Beyaz boncuğumu iki zincirimin üzerine şöyle sık iğne ile kapatıyorum. Ve üzerine 2 zincir. Şöyle tam ortasından yerleştirdim. Bakın. 3'e 3 üç ayırdım. Boncuğu şöyle parmağımızla arkadan ittirip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın tam ortasından böyle sık iğne ile sabitledim şimdi altı tane zincir çekiyorum papatya yapımı çok kolay geçen de göstermiştim arkadaşlar bu altı zinciri bu trabzanın üzerine iki zincir çekmiştim ya oraya sık iğne ile sabitledim Bakın şöyle arkasından gözüküyor ama önden gözükmüyor aşağı ilme başka bulamadım arkadaşlar bu şekilde. Yine dört tane zincir çekip 1 2 3 4 zincir. Bu 6 zincirli yuvanın içine iniş yapıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Buraya şöyle arkadaşlar bir bakalım. Bakın dalımızın üzerine papatyamızı yaptık bu da yaprağımız. Şimdi bu dalın şey yaprağını aynısından bu tarafı da yapalım inşallah. Şu şekilde zincirimizi çektik. Bir defa tığımı doluyorum ve aynı yuvanın içine girip 2 2 alarak buraya bir trabzan yapıyorum. Yine sıkı sıkı 3 zincir yine bir defa doladım. Aynı şekilde trabzana girip 2 2 olarak alıyorum. 3 zincir bir defa doluyorum. Trabzana girdim. 2 2 olarak aldım 3 zincir bir defa doluyorum 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum 12 tane zincir 5 6 7 8 10 11 12 şimdi arkadaşlar bakın buradaki 6 zincirli yuvaya kapatıyorum bu şekilde yine 3 tane zincir çekip şu seviye var ya arkadaşlar trabzan seviyesi ilk yukarı dönüş yaptığımız oraya bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın bu da diğer yaptığımız yaprağımız ve bu mesafeye 9 tane pardon 10 tane bu bir tanesini yaptık 9 tane daha yapacağız bu şekilde tığ battılı mesafesi vereceğiz aynı burada olduğu gibi bu tarafta da arkadaşlar 3er zincir çekerek 10 tane tığ battı mesafesi verelim ve ikinciyi bu şekilde yapalım 10 tane mesafemiz hazır 3 zincirimizi çekip bu şekilde 10 tane tığ battı yaptık Şöyle bir zincirimizi çektik dönelim sık iğne ile sabitledim 6 tane zincir çekiyorum yuvamız için 6 zincir bir tane ortada bırakıp ikincinin içine sık iğne ile sabitliyorum ve buradan 3 tane zincir çekerek döndüm bir defa tığımı doladım yuvamın içine giriyorum 2 2 olarak alıyorum buraya minik bir trabzan yaptık yine 3 zincir bir defa doladım trabzan arasına girip 2 2 olarak aldım. 3 zincir bir defa dola yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3 zincir bir defa doladım. Ve yuvaya gir. 2 2 Evet toplamda bakın sayalım 4 tane bu şekilde trabzanı hazırladık. 12 tane zincir çekerek aşağıya ineceğim. 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11 ve 12. Evet 6 zincirli yuvamın içine kapatıyorum. Buraya sık iğne ile bu şekilde. Evet yaprağımızın biri hazır. Buna yaprak olarak görüyorum arkadaşlar kenarda 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 zincir dalım için 2 defa doluyorum ve 2 2 2 olarak alıyorum hemen trabzanın tepesine 2 tane zincir çektim şimdi ilk önce bir 6 tane boncuğumu alıyorum bunu buraya bir kapatıyorum ilk önce şey iki zincirin üzerine şöyle sıkı sıkı altı tane inceyi kapattım bir iki tane zinciri çektim ve incimi akıttım üzerine yine iki zincir bakın tam ortasına yerleştirdim arkadan parmağımızla bakın şu şekilde şöyle ortasına koyduğumuz zaman çıkıyor Şimdi üçer üçer ayırdık ya üç sağda 3 solda tam ortasından da hemen bir ilmek alıp sık iğne ile sabitliyorum 6 tane zincir hemen bakın şöyle arkasından ip gelecek şekilde buradaki iki zincirin arasına girip kapatıyorum buraya sık iğne ile Bismillah Şimdi en tam önemli yerini anlatırken arkadaşlar bu 1 2 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Yine bu 6 zincirli yuvanın tüm hepsini yaptığım ana yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın. Bu şekilde dalımız hazır. Şimdi diğer yaprağı da yaprak içinde 3 zincirimi çektim. Bir defa doladım ve trabzana girdim. 2 2 olarak aldım. Yine 3 zincir bir defa doladım trabzanımın arasına giriyorum 2 2 olarak alıyorum 3 zincir bir defa doluyorum 2 şöyle 2 oğlandığı için gözükmüyor olabilir arkadaşlar tekrar 3 zincir bir defa doladım hemen bakın en son trazlarımın arasına 2 2 alarak kapattım 12 tane zincir 6 7 8 9 11 ve 12 hemen buraya 12 zincirimi kapatıyorum sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibine bir tane de kaymaması için ben sık iğne yapıyorum bu şekilde bakın şimdi 3 zincir çekip Yine arkadaşlar ilk bu dönüş yaptığım tığ battının seviyesine inip buradan 10 tane bu şekilde tığ battı yapıp hemen geliyorum. Biraz ben şu uzaltayım tığ battı yapayım arkadaşlar bu şekilde. Sonra bakalım modelimize. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok hoş ve çok zarif oldu. Emeklerim için bana destek vermenizi bekliyorum. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ee, modelim arkadaşlar bakın sağ tarafı yukarı, sol tarafı aşağı bakıyor. Semazen modeli gibi. Sağ elimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. İlahisi vardı. Aynı onu anımsatıyor. Ortadaki papatya da kişi. Bu da semazen yapanın kolları gibi oldu. Böyle şekil benzettim arkadaşlar. Modelim bu. Bu şekilde. Yapımı da kolay. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.